Aslında bu aylarda kar yağması lazım. Karın, yağmurun bol olmasını, soğuğun olmasını isterdim. Mevsimlerden kış, aylardansa Ocak ama gelin görün ki sanki bir ilkbahar günündeyiz. Bursalılar bugün yine kar yağışı umuduyla güne başladı. Kar topu. Ne yazık ki kar yağmadı, yağış olmadı. Bozduk, düzeni bozduk. Kuraklık da söz konusu. Çok duyarsızız. Ve yine hava sıcaklıkları normalin üzerindeydi. Sebebi tabii ki insan. Allah'ın bir şey işte. Biz de Bursalılara sorduk. Hava sıcaklıklarının normal seyrinden yüksek devam etmesine bakalım ne yorumluyor. Ocak ayındayız. Malum havaların durumu belli. Kar beklerken, soğuk hava beklerken her gün sıcacık havaya uyanıyoruz. Bu yüksek binalardan bir de bizim çocukluğumuzda bu kadar insan yoktu ki. Gittikçe kalabalıklaşan bir şehir oldu. Atasözlerine inanmakla nerede çokluk orada bilmem ne deniyor. Ondan kaynaklanıyor bence, bilmiyorum da. Karın, yağmurun bol olmasını, soğuğun olmasını isterdim. Aslında kış mevsimi, kış özelliğini göstermesi gerekiyor. Kar yağsın istiyor musun? Evet. Her gün uyandığında pencereden dışarı bakıyor musun? Kar yağdı mı acaba diye? Bu dönemde gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ben şuna şahit oldum. 4-5 senede bir ancak kar yağıyor. Onun dışında pek kar görmüyoruz. Üzülüyor musun kar görmeyince? Evet, kar topu. Yağışların olması lazım yani. Sularımız azaldı biliyorsunuz. Ne bileyim? Bilemem. Allah'ın bir şey işte. Aslında bu aylarda kar yağması lazım. Doğru ama ne yapalım? O kadar. Kuraklık da söz konusu. Valla havada küresel ısınma diye bir şey var. Sularımız zaten kalmadı görüyorsunuz. Yakındaki çok büyük de bir kuraklığımız gelecekmiş. Bu neden sizce? Bu neden bizce? İnsanlar çok kötü oldu. Birbirlerine kötülük ediyorlar. Küresel ısınmadan dolayı doğal kaynakları yanlış kullanma, sulamaları yanlış kullanma. Hayvanları boşu boşuna öldürüyorlar. İşte sanayinin olması, hidroelektrik santrallerinin olması. İnsanlar yüzünden. Arabalar, ne bileyim her şey bazen parfümler. Yani bunlar havayı ısıtan etmenler tabii ki. Sonra her yerin betonlaşması giderek tabii tabiatı da bozmuştur. İnsanlardan kaynaklanıyor. Sebebi tabii ki insan. Önemsenmedi, yaşadığı şeye değer vermediği için gittikçe kendine kötülük yapıyor. Hepsi bu. Tabiatın dünyada da hovardaca yıpratıldığına inanıyorum. Ormanları, ağaçları kesme. Bozduk, düzeni bozduk. Yani bence insanların başına ateş yağmadığına şükretsinler. Biraz duyarlı olsak belki bu kadar olmaz. Yani yıllardır ben lisedeydim, küresel ısınmadan bahsederdi işte öğretmenlerimiz. Bu atıklara dikkat etmemiz gerektiğinden, havanın kirliliğinden. Yıllar sonra bunun sıkıntısı çekeceğimizi söylerlerdi. Bence onunla alakalı. İnsan her zaman pis kullanıyor. Temiz kullanan bir insan var mı yani? Hiç kıymetini bilmemişiz zaten. Kendisini de pis kullanıyor, etrafında pis kullanıyor. Çok duyarsızız. Çocuğum var, mümkün olduğunca öğretmeye çalışıyorum. Ama dışarıda görüyor mesela. Hani anne bak dışarı çöp attılar, yanlış. Ya bize Allah'ın vermiş olduğu bir ceza? Yani Allah insanların kendisine dönüp bakmasını, yanlışlarını düzeltmesini istiyor. Toplumumuzda çok böyle ahlaksızlık var. Allah rahmetini indirmiyorsa bunun bir sebebi var. İki tane yol vardır. Biri kötü, biri güzel. Tercih senin. Bundan 15-20 sene önce insanlar daha iyiydi. Komşuluk vardı, insanlık vardı, iyilik vardı. Ama şimdi iyilik yok oldu, kötülük çoğaldı. Doğa müthiş yaratılmış insan gibi değil mi? İnsanı güzel yaratmış ama sen kendini kötü yaparsan Allah'ın yapacak bir şey yok. Önce kul lazım, insan değil yani. İnsanlar düzenirse hava da düzelecek. Çok şımardık. Normal olmadığını herkes biliyor. Ama kimsenin umurunda değil. İlle Deccal gelecek. Ben kıyametim. Sonunuz geldi diyecek, öyle inanacağız bir şeye. Temiz kullansa kimsenin girdisine çıktısına girmez yani. Yani herkes bir şeyler yaparsa bir şeyler düzelecek. El birliğiyle düzelecek. Doğa için hiçbir şey yapamıyoruz açıkçası. İnşallah bir an evvel yağışlar başlar. Temennimiz odur. Kar yağışı ve diğer yağışlar başlar. Kuraklık dönemi atlatmış oluruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu sene iyi günlerimiz. İleriki seneler bizim için daha da zor olacak. Depremler, seller, yangınlar, kuraklık, açlık, kıtlık bu bizi bekliyor. Susuzluk da dahil. Ben ilk başta küresel ısınmaya bağlıyorum da zaten mevsim olarak da hani bütün mevsimler ortalama bir ay, bir buçuk ay gecikmiş durumda. Kış ayı da bir ay veya bir buçuk ay civarında geç gelecektir. Biraz sabırlı olmak lazım bence, düzelecektir yani. Özellikle mesela Bursalılar her gün kar bekliyor ama hiçbir şekilde gidemiyor. Hiçbir şekilde kar yok. Hemen indir, önce sen öğren. sosyaltv.com.tr